28 numarayı da alalım mı? Şimdi, Aa, evet. 28 numara çok önemli. Bakınız. Şimdi burada uzun. Ben e, aslında e, bugün bunu getirmekten çok mutluluk duyuyorum. Çünkü neden? Şimdi en son 6 numaralı resimde Aştar Şeran modern diye gösterdim, yazdım. Fakat gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5 numaralı resimlerde Ressamların kendi algılarına göre bir evrimleşme yaşanmış. Bugün New Age akımındaki ufolojinin en sevdiği şey konulardan ya. biri Aştar Şerhan Galaktik Federasyon. Galaktik Federasyon bütün galaksilerin temsilcilerinin toplandığı bir meclis, bir e, uzaysal meclis. Ama dünya gezegeni henüz o galaktik federasyona kabul edilmedi biliyorsunuz. Fakat galaktik federasyon hmm. temsilcileri derken görürken... şimdi canım, işte galaktik yani. federasyon var aslında. Ben, ben onu iddia ediyorum ama, ama bu, değil, bu şekilde bu değil, olmayabilir. Değil. Ha, bu şekilde bakınız, olmayabilir. Çünkü neden? Çarpıtarak Galaktik Federasyon kavramı bugün UFO taparların Tabii. çok sevdiği ve herkes artık galaktik federasyondan telepatik mesajlar alıyor biliyorsunuz. Evet. Görmüşsünüzdür işte. Şimdi bunlar İkna edici durumlar değil. Galaktik Federasyon Aştar Sheran ilk nerede çıktı biliyor musunuz? Almanya'da İlk çıktı. zamanında çıktı. Almanya'da çıktı. İlk şu birinci resim Almanya'da bir takım işte medyumların aldığı bilgiler sonucunda ortaya çıktı. Ve dendi ki Aştar Şeran aslında bir üst varlıktır. İşte dünyayı kurtarmaya Neden? Bir de şöyle bir şey var. Uzaylıların dünyayı kurtarmaya çalıştıkları söyleniyor 50 evet. senedir. Ama neden kurtarmaya çalışıyor? Tehlike ne? Önce bir tehlikeyi bize de söyleseler de bilsek yani. O belli değil. Orası belli değil. Ve ne oluyor? Aşlar Şeran 1, 2, 3, 4, 5 numaralı resme kadar zaman içinde işte o zamanın algısına göre şekil değiştiriyor. Ve en sonuncusunda parlak üniformaları apoletleriyle olan işte sarışın mavi gözlü bir manken gibi. Fakat Aştar Şer'a'nın aslı bir demon. Bakınız sağ taraftaki gremuarlardan birinden alınmış bir demon. Yani bir iblis. Ortadaki de Aştarot'u büyüsel olarak çağırmak için kullanılan şifresi. Maalesef Yani aslında Süleyman Peygamber'in bahsetmiş olduğu 72 cin din, demon diye geçer. Onlardan bir tanesinin görselidir o yaratık. Evet. O da o görselin sembolik anlatımıdır. Davetidir. Evet. Davetidir. Biraz önce benim bahsettiğim bu Magdalalı Meryem'in tapınışı, İştar tapınışı. İştar tapınışı. Evet. Tabii. Yani i̇ştar. o da oraya da bir bağlantı Oyalı var. Oraya da bağlantı. Ve bugün maalesef hem Türkiye'de hem de Batı'da Galaktik Federasyondan mesaj alıyoruz. Galaktik Federasyon bizim uzaylı üstatlarımız, Abilerimiz diyen insanlar bir demona evet. bütün enerjilerini yüklemiş vaziyetteler. Yani derken bir gelmiş. Yani orada da şey var şöyle ritüel şöyle e Ekinoks zamanı bütün bakireler tapınağa veriliyor yabancılar geliyor o yabancı dedikleri de yani bu memlekete yabancı başka memleketten gelenler olmuş sonra ama aslında, aslında yabancı dediği cinler gelmesi gerekiyor ve onlarla e, ilk önce birlikte oluyorlar evet. yani evleniyorlar ve onlardan çocuk da oluyor. Sonra evlenmesi kendi insanlarıyla yeniden. İşte Şapat ilk melez projesi demek ki o şekilde başlamış. E yani bu başlıyor. şekilde başlamış. İlk işler bu. Şimdi 10 Kasım 2006'da bir problem oldu. O da bir çocuk doğdu. Bu çocukta 29 numarayı ekrana verirsek izleyicilerimiz de görsün. Yine Hatay'da. Hatay çok önemli Hatay bir çok önemli a, evet. merkezdir. Evet. Bilhassa Hani e, mistik olayların çok, en çok yaşandığı yerdir diye söyleyebiliriz. Hatay'da bir olay yaşandı. Bu nedir? Hatay'da genç bir çift, yeni evli bir çiftin bir bebeği dünyaya geldi 10 Kasım 2006'da ve çocuk bu şekilde doğdu. Şimdi bakınız, yeni doğmuş çocuklarda bilirsiniz baş büyüktür yeni doğmuş bir bebeğin kolları, bacakları, vücudu başına göre daha küçüktür. Ve epey zamanda başı büyük kalır çocukların. Burada tam tersine bacakları ve kolları çok fazla uzun bir bebek ve yüzü işte insana benziyor benzemiyor ve aşırı fazla saçı var hatta peruk gibi. Bu çocuk bu bebek sadece bir saat yaşıyor ve vefat ediyor. Ve konuyla ilgilenen profesör doktor da diyor ki ben bundan DNA örneği almak istiyorum. Bir araştırma yapmak istiyorum. Aile DNA örneği falan vermedi nereye defnedildiği de belli değil. Hatta ailenin annenin babanın isimleri bile açıklanmadı. Yani kimse ulaşamasın diye. Bununla ilgili olan profesör doktor dedi ki bu tersine evrim dedi. Yani maymundan insana değil, insandan maymuna tersine evrim dedi. Onun dediği. evrime inananlar için söyleyeyim. Evrime inananlar evet. için o, onun teorisi var. Ama Bakınız, bu dünyada tersine. bir tane. Siz daha buna benzeyen başka bir genetik bozukluk gördünüz mü? Hindistan'da başka türlü genetik bozukluklar var ama buna benzeyen yok. Ben de diyorum ki benim teorim bu da yanlış yapılmış sonucuna ulaşılamamış bir melez programdan doğan bebektir. Sen Kuranda tersini dedin. Falan onu... Kaçırılmıştır Kaçırılmıştı yani tabii farkında ki. Değildir. Yok canım farkında değildir. Kim bilir ne oldu zaten annesiyle tanışmadık annesinin kim olduğunu bilmiyoruz. Ama hastane kayıtlarında böyle bir doğum var. Yani gömüldü Onu çocuk doğum.